Merhaba arkadaşlar. Yeni serimiz olan ÖSYM tarzı sorularda ikincisiyle birlikteyiz. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Buna göre zaten bu serimizde şekillendirmeyi beraber yapalım. Evet, sorumuzda Türkiye'de yürütülen arıcılık, ahır hayvancılığı, kümes hayvancılığı faaliyetlerinden hangileri ile doğal bitki örtüsü arasında doğrudan bir bağ vardır? Arıcılık, bitki örtüsünün çeşitli olduğu alanlarda karşımıza çıkan önemli bir ekonomik faaliyettir. Ve arıcılıkta bitki örtüsünün çeşitli olması artı bir özelliktir. Bu anlamda da farklı çiçeklerden yine öz toplaması, polen toplaması, bal üretimi ve kalitesi açısından önemlidir. Bunun yanında arı sütü, yine arı zehiri gibi, bal mumu gibi birçok üretim de söz konusudur. Ahır hayvancılığında ise ya da diğer kısımda besi hayvancılığı olarak da değerlendirebiliyoruz. Bunda kapalı alanlarda yapıldığı için doğal bitki örtüsüyle doğrudan bir ilişki yoktur. Hatta iklim koşullarına bağlılık daha azdır ya da en az olan yöntemlerden birisidir. Kümes hayvancılığında ise yine dış etkenlerden daha az etkilenme durumu söz konusudur. Çünkü kapalı alanlarda aynı ahır hayvancılığı gibi kapalı alanlarda yapılmaktadır. Bunun yanında özellikle bu ikisi için ortak olan noktalardan birisi tüketim merkezlerine yakınlıktır. İkisi de daha çok büyük şehirler ve çevresinde yoğunlaşmıştır. Bunu da unutmamakta fayda var arkadaşlar. Bu nedenle doğru cevabımız yalnız bir aracılık oldu. A şıkkını doğru cevap olarak kabul ettik. Evet, bir soru çözümünün ya da bir ÖSYM tarzı sorunun daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.